Intensifier'ları göreceğiz. Yani anlam pekiştiricileri. Ne demek anlam pekiştirici? Very ve so ile başlayalım. Sizin elinizde bir sıfat vardır ve bu sıfatı biraz abartmak istiyorsunuz. Hani hissinizi katmak istiyorsunuz. Ve biz very'yi bir sıfat artı isimle kullanabiliyoruz. Yani she is very beautiful. O güzel. Normalde tek başına she is beautiful güzel bir cümle zaten. Mantıklı bir cümle. Very'yi koyarak abartıyorsunuz, pekiştiriyorsunuz. O çok güzel. Very çok anlamına geliyor. Hemen ardından so da aynı anlama geliyor. O kadar güzel ki gibi böyle. She is so beautiful. Hani o kadar güzel ki anlamına geliyor aslında. Ama so burada yine çok anlamına geliyor. Çok. O çok güzel. They are very clever. Onlar çok zekiler. They are so clever. Bir limitteler. O kadar zekiler. Very runs very fast. Fast ya da fast. Veli çok hızlı koşar. Veli so fast yani yine çok hızlı koşar. Hepsi aynı anlamda. Aralarında şu anki İngilizce seviyeniz için ayırt edecek kadar çok büyük bir anlam yok. Hence present participle'ları, past participle'ları görmedik. O yüzden çok da bir önemi yok. Bunların aynı şey olduğunu bilin. Dolayısıyla bir şeyi abartarak anlatmak istiyorsanız very diyorsunuz. Bir de very much ve so much var. Bunlar da I love you, I love her very much. Noktayı unutmuşuz. Onu çok seviyorum. Bir kız için söylüyorsunuz. Çok sevmek. Very much. Artık anlamın epey güçlendirildiği. Çok fazla anlamına geliyor. Bakın çok değil, çok fazla. Onu çok fazla seviyorum. Veya I love her so much. Yine aynı şey. O kadar çok seviyorum ki yani. Çok fazla seviyorum. Adnan talks very much. Artık yani bıktırmış sizi anlatabiliyor muyum? Belli bir limite getirmiş ve bıkmışsınız. Adnan talks very much. Adnan çok fazla konuşuyor. Adnan talks so much. Aynı şey. Yine limitte. Çok bıktırmış sizi. Biraz daha gidelim. İki tane daha öğreneceğiz. So much, so ile such. So ve such arasındaki fark şu. Yani aslında çok bilmek istiyorsanız. Birinde, so'da bir isimle birlikte kullanılmayan bir sıfatın ya da zarfın önünde bulunuyor. Yanında yani isim yok ise. Diğerinde ise bir isim var ise sıfatın önüne geliyor. Mesela örnek verelim. Gördüğünüz gibi buradaki isimle match. Yani futbol maçı, basket maçı, maç. Maçın önünde bir sıfat var. Good, iyi. Hemen göstereyim size. Noktayı unutmuşuz, önemli değil. Maç isim. Önünde good var. Siz buraya bir maç tabii ki, a good match, it was a good match, bu kadar deseniz tamam, güzel bir maçtı. Ama siz saçı koyarak o kadar güzel bir maçtı ki anlamı katıyorsunuz, o kadar güzel bir maçtı. Burada isim olduğu için saçı kullanıyoruz. Aynı şekilde bunun solusunu yapayım size. The match was, ismi başa çektim, the match was so good. Bakın so'dan sonra isim olmadığı için direkt so good olarak kullanıyoruz. So good match demiyoruz, başa aldık çünkü. İkisi de aynı anlama geliyor. It is such a wrong idea. Çok yanlış bir fikir ki bu. O kadar saçma, hani o kadar yanlış bir fikir ki onu söylüyorsunuz. Ya da idea is so wrong. Fikir çok yanlıştı. İkisi de aynı şey. Vurguluyorsunuz. O kadar kötü bir fikirdi ki sonrasında başka bir cümle de getirebilirsiniz. It is such a wrong idea. I will never agree your idea. O kadar yanlış bir fikir ki asla kabul etmem senin fikrini. Ya da so wrong diye gösterebilirsiniz. The idea is so wrong. Fikrin çok yanlış. Bir de to var. To aslında çok kullanacaksınız. Very ile to'yu çok kullanacaksınız. The book is very expensive. Normalde söylediğimiz cümle bu. To'yu kullanmadım daha. Kitap çok pahalı. Bu çok pahalı. Ama aldım anlamına da gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Pahalı ama aldım. Ama to'da olay biraz değişiyor. To'da gerekenden ve beklediğinizden, umduğunuzdan fazlasını söylüyorsunuz. Mesela the book is too expensive. Kitap çok pahalı. Burada almıyorsunuz da. Almak zorunda değilseniz almıyorsunuz. Çünkü too expensive. Benim istediğimden fazla pahalı. Bunu bazen biraz güçlendirip pekiştirebiliriz. Şöyle yanına bir mac, Jonathan Infinity bir şeyler katarız. Mesela the book is too expensive. Yine aynı cümle buraya kadar. To buy. Almak için. Almaya. To buy, almak. Almak için çok pahalıydı kitap. Ya da
Bunu şöyle yaparsınız. The book is too expensive for me. Benim için bu sefer. To buy fiile mekmak anlamı katıyor. Almaya çok pahalıydı ya da benim için çok pahalıydı. Biraz daha öteye gidelim. This movie is too boring to watch. Film izlemek için çok sıkıcıydı. Ben de izlemedim. Yapmadım yani. Veya hem for hem to'yu birlikte kullanalım. The drink was, mesela bir ice tea getirmişler. Hadi ice tea değil de su olsun. Sen de soğuk su sevmiyorsun ve içmiyorsun suyu. İçmedikten sonra şikayet ediyorsun. The drink was too cold. Çok soğuktu. For me, benim için. To drink, içmeye. Benim için, içmek için çok soğuktu. Türkçesinde iki defa için varmış gibi gözüküyor ama İngilizce'de bu şekilde içmeye benim için çok soğuktu anlamını verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu cümleleri artık gördükçe aşina olacaksınız. Gördükçe yerleşecek. Ama intensifier yani anlam pekiştiricileri iyi kötü işlemiş olduk sizle birlikte. Ben dolayısıyla to, very, so, such bir şey kullandığım zaman artık şaşırmayın.